Ülkemizde kısa süre önce baş gösteren yeni tip koronavirüs ile ilgili bir açıklamada tüm emeklisen Alanya Şube Başkanlığı'ndan geldi. Alanya Şube Başkanı Mehmet Güldal'ın yaptığı açıklamada küresel salgın bütün insanlığı tehdit ediyor. Covid-19 olarak adlandırılan bu virüs en çok yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları tehdit ettiği biliniyor. Ancak hastalığı en çok sosyal yaşamın içinde olanların yaydığı da biliniyor dedi. Küresel salgın bütün insanlığı tehdit ediyor. Covid-19 olarak bilinen bu virüs en çok yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları etkiliyor. Hastalığı en çok sosyal yaşamın içinde olanların yaydığı da biliniyor. Hastalığın yayılmaması için uzmanların Türk Tabipler Birliği'nin önerdiği gibi evde izolasyonun uygulanmasına acilen geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Başkan Güldal, bütçe koşulları öne sürülerek emekliler ölüme terk edilemez açıklaması yaptı. Ülkemizde bugüne kadar birikmiş ne kadar maddi ve manevi değer varsa altında emeklilerin alın teri, emeği vardır. Bütçe koşulları öne sürülerek emekli ve yaşlılar ölüme, bakımsızlığa ve sağlıksız bir yaşama terk edilemez. Sorun tercih sorunudur. Beklentimiz ve isteğimiz desteklerin emekliler ve izolasyona alınanlar için de kullanılmasıdır. Tüm emeklisen Alanya Şube Başkanı Güldal, emekliler ve yaşlıların ihtiyacı kolonya değildir. İnsanca yaşam koşullarının devlet tarafından sağlanmasıdır. Bu konuda siyasal iktidarın adım atması gerekmektedir. Herkese 2000 lira sağlık desteği sağlanmalıdır. Açıklamasının ardından hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileğinde bulundu. Yaşlıların ihtiyacı kolonya değildir. İnsanca yaşam koşullarının devlet tarafından sağlanmasıdır. Bu konuda siyasi iktidarın adım atması gerekmektedir. Herkese 2000 TL sağlık desteği sağlanmalıdır. Bütün bunlar için ek bütçe oluşturulmalıdır. Ek bütçe için işsizlik fonu kullanılmalıdır. Salgın nedeniyle kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evde tut, evde kal. Ağlasa bana. Ellerini şimdi yıkamayın.